Hucveri'nin fırkalar bahsine devam ediyoruz. Meryem başladı değil mi? He, tamam. Hucveri'nin Keşfül Mahçup'tan fırkalar bahsine devam ediyoruz. Şimdi bugün geldiğimiz, geçen hafta İhsar meselesini okuduk. Hatta şöyle söyledik, yani normal şartlarda İhsar böyle bir müstakil bölüm olarak zikredilecek bir şey değil. Demek ki o şey hadisesinden sonra, yani şöyle düşünelim mesela konuyu bir karşılaştırma açısından. Diyelim ki Hallacı Mansur'u idam ettiler. Aslında Ebu Hüseyin en-Nuri de idam edilebilirdi. Fakat Ebu Hüseyin en-Nuri idam edilmiyor ve arkadaşlara idam edilmiyor. Yani bir de buradan şunu anlıyoruz. Aslında Hallacı'nın hadisesi böyle tekil bir hadise değil. Yani eğer yani mevzunun bir çatışma olduğunu düşünürsek, yani o normatif gelenek ya da siyasal gelenek, tabii o işin tam hadisesini bilmiyoruz. Yani bu konular üzerine çok fazla çalışma yok. Mesela Hallacı gerçekten niçin idam edildi hakkında çok açık bir fikrimiz yok. Yani bu mesela Enel Hak dediği için mi idam edildi? Çünkü başka bir sürü söyleyen de var. Yoksa başka nedenlerle mi idam edildi? Bu konuda bir fikrimiz yok. Yani bazıları mesela bunun hani o Şii veya Karmati işte bir takım gruplarla Hallacı'nın şeyi arasında olduğunu düşünüyor. Bu Bahtiyar, geçen hafta konuşmamız bu değil ama. Bu farklı bir şey. Hocam aslında ben de buraya değinmek. Ha, o farklı bir şey. Yani acaba olabilir mi diye. Ebu Hüseyin bahsinin asılmaması, yani idam edilmemesi ama Hallacı'nın idam edilmesi neden? Tabii. Yani bu olabilir, yani teknik olarak bu mümkündür. Mesela Osmanlı'da böyle bir takım şeyler var. Kovuşturmalar var, bir takım şeyler var. Mesela bakıyor şimdi, aynı görüşü söyleyen bir adam kovuşturulmuyor ama bir başkası kovuşturuluyor. Şimdi burada siyasal sosyal nedenler var. Bu ayrı bir şey. Eğer sen bunu böyle söylediysen ben bunu bu şekilde anlamadım. Ben düşüncenin daha temelde hangi siyasal sosyal amillerden hareketle ortaya çıktığı konusunda daha temelli bir soru sorduğunu düşünerek onu reddettim. Bu başka bir şey ama. Neyse. Şimdi Ebu Hüseyin en-Nuri, yani normal şartlarda hakikaten bir fraksiyon teşkil edecek birisi değil. Çünkü görüşlerinden öyle anlıyoruz. Basit bir şeyini zikrediyor. Ama mesela şey öyle değil. Beyazlı Bistami öyle değil. Cüneydi Bağdadi öyle değil. Çünkü Cüneydi Bağdadi ya da Beyazlı Bistami ya da Harisel Muhasibi baştan sona tasavvufu inşa edebilecek, tasavvufu ele almamızı değiştirebilecek bir perspektif gösteriyor bize. Dolayısıyla hani Ebu Hüseyin Nuri işte o şey vasfıyla, yani yani bir erdemle ya da diyelim ki böyle bir tercih, bir şeyle, ihsarla maruf hale geliyorlar. Bununla ilgili bir hadise nedeniyle zikredilmiş gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonra bir noktaya gelelim. Şimdi burada ben yani doğrusu daha fazla kitaptan yerler okumak isterim ama kitaptan yerler okursak iş biraz yavaş gidecek. Konuyu size anlatma taraftarıyım. Sehliye ekolü. Sehliye. Bu Sehl bin Abdullah et-Tüsteri. Merdan nereye geçti? Ha. Sehl bin Abdullah Tüsteri'ye nispet edilen bir ekol. Sehl bin Abdullah Tüsteri'nin. Şimdi bunun açık bir problematiği var. Yani bu ekol mesela İhsar gibi değil. Hatta bana kalırsa mesela Muhasibi gibi de değil veya Beyazlı Bistami gibi de değil. Şimdi burada mesela şu Sehliye üzerinden ortaya çıkan problematik tasavvufun çok temel bir problematiğidir. Tasavvufun İslam mesela düşüncesiyle ilişkisinde ortaya çıkabilecek bir problemdir. Tasavvuf kelam ilişkilerine bir problemdir. Tasavvuf mutezile ilişkisine bir problemdir. Tasavvuf ahlak ilişkisinde bir problemdir. Yani bu bakımdan şimdi bu şu ana kadar okuduğumuz ekoller içerisinde esas, yani teorik olarak içerisinde daha derinlik bulabileceğimiz ekol Sehliye ekolüdür. Bu nedenle ben şimdi sizin ödevinizi bu fırkalar içerisinden Sehliye'den veriyorum. Yani o geçen hafta formatladığımız, yani o soru şeyini birbirinize ulaştırın. Yani onu ben tekrar da yazarım sizin için. Bunun üzerine bir yazı istiyorum sizden ama yani böyle ciddi bir yazı olacak yani. Yani biraz da bugüne kadar okuduklarınızı dikkate alarak, işte Serracı, Kelabazi'yi vesaireyi falan dikkate alarak bir yazı yazmanızı istiyorum. Çünkü şu an hakikaten mevzunun çok ciddi bir noktasına geldik. Şimdi nedir mesela Sehliye'de, yani bu ciddi nokta nedir veya bizim geldiğimiz nokta nedir? Sehliye'deki ciddi nokta arkadaşlar, cehd ve müşahede ilişkisi. Şimdi burada cehdi genel bir kategori olarak kullanıyorum. Müşahedeyi genel bir kategori olarak kullanıyorum. Yani ne cehd tek başına bir cehd kelimesidir,
Ne müşahede tek başına bir müşahede kelimesidir. Bunu bir bakıma daha önce Hasan-ı Basri'den beri okumuş olduğunuz, daha sonra mesela Fıkıh-ı Ekber'de kısmen gördüğünüz ya da kelam kitaplarını az çok işte tanımış olduğunuz özgürlük meselesiyle irtibatlandırmamız lazım. Ya da irade, özgürlük demeyelim de, iradi davranışlarımızla ilişkilendirmemiz lazım. Bunu mesela Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki temel kırılma noktasıyla ilgilendirmemiz lazım. Şimdi biz şu ana kadar şöyle biliyorduk. Dedik ki bu tasavvuf kategorik olarak Ehl-i Sünnet'in kelam akidesine bağlı olduğunu beyan ediyor. Bunu beyan ettikten sonra da daha çok da Ehl-i Sünnet'in cebri yorumlarına daha müsait olduğunu, oraya daha yakın olduğunu düşünmüştük. Değil mi? Yani genel olarak böyle bir yaklaşımımız vardı. Aslında Ehl-i Sünnet'in kendisinin de bizatihi cebriliğe daha yakın olabileceğini ama Ehl-i Sünnet'in pragmatist nedenlerle cebrilikten uzaklaştığını falan da söylemiştik. Çünkü en azından Mutezile gözle bakarsak Ehl-i Sünnet'in cebrilikten nasıl uzaklaştığını bir Mutezile'nin anlaması mümkün değildir. Çünkü zaten anlasa Mutezile o görüşü kabul eder. Yani Ehl-i Sünnet'le yani mesela misal diyelim ki mesela bir Ehl-i Sünnet alimine diyoruz ki seninle cebrilik arasında ne fark vardır? Bunu bize izah edebilir kendince. Fakat şimdi bir Mutezile alimine desek ki mesela Vasıl bin Ata'ya desek ki sen bu izahtan ikna oldun mu? Desek bir Mutezile alim Ehl-i Sünnet aliminin cebriyeden farkımız şudur sorusu cevabına ikna olmaz. Bu önemli bir konudur. Tamam. Hariciler için cebri mutavassıt diye Mutezililer değil mi? Zaten onu diyorlar. Yani cebri mutavassıt demek yani aslında yani mutavassıt kelimesine takılmayın. Yani cebri mutavassıt hani bizimle şey arasında demek değil. Şimdi eşyalık neticede bir şeyi kabul ediyor. Yani yükümlülüğü kabul ediyor. Şimdi yükümlülüğü kabul ediyor ama teorik olarak şeyi izah edemiyor. Yani bunun nasıl olabileceğini izah edemiyor. Yani şimdi arkadaşlar ekollerin birbirisi hakkındaki değerlendirmeleri çok önemlidir. Mesela Ehl-i Sünnet, Mutezili'yi senevi olmakla eleştirir. Tamam mı? Dualist olmakla. Ne demek senevi olmak? Yani demek istiyorlar ki Mutezile özgürlük bir tanrının iradesini bir de kulun iradesini kabul ederek kulu tanrı karşısında sanki ikinci bir özne haline getirdi. Bu bir seneviliktir derler. Bu normal şartlarda bir tür taaddüt gibidir. Yani faillerin taaddüt etmesi gibi. Yani bu çok ağır bir suçlamadır. Yani birisine seneviye demek çok ağır bir suçlamadır. Şimdi onlar bunu söylüyor. Peki onlar Ehl-i Sünnet'e ne diyebilir? Onlar Ehl-i Sünnet'e derler ki siz de cebrisiniz. Şimdi cebrilik neden bir suçlamadır? Çünkü cebrilik şeriatın varlık sebebini izah edemiyor. Şeriatın üzerine dayalı olduğu sorumluluk fikrini izah edemiyor. Buna bağlı olarak mesela vaat ve vaidi izah edemiyor. Hadi vaat ve vaidden geçtik. Yani niçin cennet vardır, niçin cehennem vardır bunu izah edemiyor. Buna bağlı olarak şimdi yani cebrilik bir sürü şeyi izah edemiyor. Neden? Tanrı'nın kudreti adına bunu yapıyor. Halbuki şimdi Ehl-i Sünnet şöyle. Ehl-i Sünnet Tanrı'nın kudretini kabul etmekle birlikte teklifi izah etmek bir tarafa en azından teklifi kabul ettiğini düşünüyor. Cennet cehennemin olabileceğini düşünüyor. Kişinin mesela ahlaklı olup olamayacağı yani bu konu hakkında fikirleri var. Bu nedenle şimdi pratikte Ehl-i Sünnet sanki Mutezile gibi ahlaklı, yani ahlakçı ama o ahlakın arkasındaki neticeler bakımından ya da o ahlakı ortaya çıkartan ilkeler bakımından cebri gibi. Bu nedenle ona cebri mutavassıt demek mantıklı, yani Mutezile açısından. Ama demek istediği şey cebriye içerisinde mütalaa edilecektir. Yani şey bu. Şimdi değerli arkadaşlar, Sehliye ekolüne geldiğimiz zaman ciddi bir sorunla karşılaşıyoruz. Ciddi bir problemle karşılaşıyoruz. Bu problem tam da cehd ve müşahede ilişkisinin nasıl kurulacağı problemidir. Cehd ve müşahede ilişkisi nasıl kurulacaktır? Çünkü şimdi biz diyelim ki şöyle bir şey belirledik. Yani bir program belirledik. Dedik ki mesela bir adam namaz kılacak, oruç tutacak. İşte önce iman edecek, işte şu ibadetleri yerine getirecek. Sonra, şimdi şunu tam olarak bilemiyoruz. Mesela bu adam cennete girecek mi, giremeyecek mi? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Ehl-i Sünnet bize bu konuda bir fikir vermiyor.
Öyle mi yani? Bu ne demek? Yani vaat ve vaid konusunda vaat ve yani bu kalemleriniz hakikaten evet. Vaat ve vaid konusunda şimdi bu vaat ve vaid yani alallahi yani. Yani Cenab-ı Hak vaat ettiğini tutmak zorundadır. Bize söylediği tehdidi yerine getirmek zorundadır. Yani bunun hani yok zorunda değil de şu, bunun üzerine durmaya gerek yok. Yani vaat ve vaid şeyin üzerine kuruludur yani, tamam mı? Mutezile bunun üzerine kuruludur dedik. Şimdi biz ehli sünnetin bu teoriyi çökerttiğini gördük. Yani ehli sünnet açısından mesela bir adam namaz üzere gitti, oruç üzere gitti. Şunu konuşmuyoruz yani namazı, iman Allah'tan geldi yani oraya geçtik yani. Yani şöyle düşünelim. Mesela hidayet diyoruz. Tamam mı? Hidayet. Sonra amel ve ahlak diyelim. Ahlak. Ondan sonra şimdi ehli sünnet açısından şuraya cehennem ya da cennet diyoruz değil mi? Cehennem ya da cennet. Cennet. Şimdi ehli sünnet kategorik olarak nedenselliği reddetmişti. Şimdi nedensellik normal şartlarda filozofların doğa üzerinde yaptıkları bir tartışmaydı. Yani doğanın kendi içerisinde bir nedensellik yoktur. Yani bir fail neden ya da bir formel neden ya da bir maddi neden ya da herhangi bir yani böyle bir nedensellik yoktur. Dolayısıyla doğa kendi kendine işlemez. Yani doğa kendi kendine bir saat gibi işlemez. Böyle bir fikir vardı. Şimdi ehli sünnet bunu, daha doğrusu Mutezile bunu ahlaka taşıdı. Pardon, Mutezile bir nedenselliği kabul etti. Sonra o nedenselliği ahlaka taşıdı. Dedi ki, şimdi akıl şurayı inşa eder, şurayı hak eder. Tamam. Yani ne demek? Şurası ile şurası arasında bir nedensellik ilişkisi vardır, bir korelasyon vardır. Yani bir sebep sonuç ilişki. Yani mesela şu cümle aslında tam buraya uygun. Mesela diyelim ki dünya mezratül ahiret, tamam mı? Dünya ahiretin tarlasıdır. Tam şu mantığa uygun. Yani bir mutezile cümledir normal şartlarda bu. Neden? Çünkü buraya ektik. Orada bikini biçtik yani ekini orada biçtik. Tamam bu şeye uygun. Fakat şurada bir korelasyon var. Nedensellik var. Fakat şurası önemli. Ehli sünnet geldi. Önce doğadaki nedensellik fikrini yok etti. Tamam mı? Yani nedenler fikrini yok etti. Neden? Çünkü doğanın bir saat gibi işlediği fikrini kabul etmedi. Eğer doğa saat gibi işlerse Tanrı'nın müdahalesinden korunmuş olur. Yani Tanrı kenara çekilmiş olur. Tamam mı? Ehli sünnet bunu reddetti. Bunu reddettikten sonra ne yaptı ikinci olarak? Bakın, ikinci olarak şurayla bunu sosyal yani ahlaki davranışlarımıza ya da fiili davranışlarımıza bunu taşıdı. Bizim davranışlarımıza bunu taşıdı. Davranışlarımızda da bir nedensellik yok. Şimdi nedensellik yoksa zihnimiz burada artık aktif olmaktan çıkar. Çünkü zihnimiz nedenleri birbirine bağlayarak iş görür. Ortada nedensellik yoksa yani biz o zaman bir şey bilemeyiz. O zaman bir şey yani aklımız bir şey inşa edemez. Tamam mı? Şimdi önce mesela biz şimdi şu hidayetin alanına giren iman meselesini kendimiz inşa edemeyiz. Ehl-i sünnete göre. Edemedik. Şimdi imanla amel arasında bir korelasyon kuramayız. Zorunlu bir korelasyon kuramayız. Yani amel var, iman var. Amel de mutlaka olmalıdır diye. Böyle bir korelasyon kuramayız. Bak, imanla amel arasında bir korelasyon kuramadık. Sonra daha önemlisi, bütün şu yapıyla şurası arasında yani eskatoloji, uhreviyat arasında bir korelasyon kuramayız. Bir nedensellik kuramayız. E kuramayınca o zaman şimdi bak doğadaki nedensellik gittiği gibi buradaki nedensellik de ortadan kalktı. Ne demek bu? Şuradan bir adam hidayetle gelir, amelle gelir, namazla gelir falan her şeyle gelir ama cennete girmek zorunda değildir. Ya da bir adam diyelim ki günahlarla gelir onun da cehenneme girmek zorunluluğu yoktur. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bu kelamdan bildiğiniz bir mesele. Şimdi ben size tasavvuf dediğimde her zaman hani zihninize bir şeyin gelmesi lazım. O da şu. Hatırlarsanız bu Ucud'un kitabındaydı galiba. Tay mekanla ilgili şöyle bir cümle okumuştuk. Tay zaman ve tay mekanla ilgili. Sufiler tay mekan, tay zaman dedik. Tay mekan, tay zaman neydi? Yok yer değişimi değil.
mekanın dürülmesi, zamanın dürülmesi. Yani dünü bugüne getirmek ya da diyelim ki karşıyı, yani Eminönü'nü Üsküdar'a getirmek. Yani aradaki boşluğu almak. Şimdi bunun hareket ettiği nokta şey, o Belkıs'ın tahtı hikaye. Yani bu taht zaten yani biz hakikaten bizi bitirdi yani Belkıs'ın tahtı hikayesi. Neyse, şimdi hatırlıyorsanız Sufilerden bir tanesi şöyle demişti. Sufiler tayyi mekan ve tayyi zaman derken neyi kastederler? Bunu unutmamış olmanız lazım. Ne? Bravo. Bravo. Onlar tayyi mekan dediklerinde dünya ve ahiret arasındaki mesafenin ortadan kalkmasını kastederler. Tayyi zaman dediklerinde bugünle mahşer arasındaki mesafenin ortadan kalkmasını kastederler. Bu çok önemli bir yorumdu. O zaman şimdi buradan hareketle şöyle yapalım. Şimdi biz Ehl-i Sünnet üzerindeki tartışmada amelin ve ahlakın dünyada bir neticesi hakkında bir fikrimiz yok. Yani mesela Mutezile dahi vaat ve vaid dediğinde uhreviyatla ilgili bir konu konuşuyor. Fakat tasavvuf öyle değil. Tasavvuf vaat ve vaid dediğinde ya da cehdin neticeleri dediğinde dünyaya dair bir şey konuşuyor. Çünkü ahiretle dünya arasındaki bariyeri ortadan kaldırdık. İsterseniz bunu dünyayı ahirete taşıdık şeklinde düşünün. İsterseniz ahireti dünyaya taşıdık şeklinde düşünün. O zaman şimdi bakınız, cehd ve netice ilişkisi ya da cehd ve müşahede ilişkisi sorunu bir vaat ve vaid ilişkisi sorunudur. Tamam, yani ne demek? Şimdi mesela diyelim ki bir adam aç kaldı, bir adam uykusuz kaldı, bir adam az konuştu. Tamam, az konuştu. Bunlar şimdi tasavvuf hayatın ve riyazetin genel ilkeleri. Bir adam bunlara uydu. Şimdi bunu Mutezile açısından tartışalım. Ne demektir bu? Eğer Tanrı bunla, bu işleri o kişiye dayandırmışsa, yani bunları yapacaksın demişse ve o kişi de aklen bunların gerekliliğini anlamışsa ve bunları yerine getirmişse, Tanrı'nın bunlara taalluk ettirdiği ve bunlara bağlamış olduğu ödülü ahirette alacaktır. Tamam, alacaktır. Yani almaması diye bir şey söz konusu değildir. Peki Ehl-i Sünnet ne diyecek? Vallahi Allah bunu böyle söylemiştir ama yani böyle bir mecburiyet yok. Alabilir de almayabilir de der. Şimdi tasavvufa gelelim. Bak, ahiretteki konuşma, tasavvuf olunca ahiretteki konuşmadan bir anda dünyaya geldik. Bu kez şimdi tasavvufta diyeceğiz ki, yani böyle olursa ne olur? Vallahi böyle olursa, mesela aç kalırsa, susuz kalırsa ve uykusuz kalırsa müşahadeye ulaşır ya da ulaşmaz. Dolayısıyla şimdi bakınız, şuradaki şu müşahade meselesi, bak, şu müşahade meselesi vaat ve vaidin bir parçası olarak ele alınması gerekiyor. Tamam, neden? Çünkü biz uhreviyatı yeryüzüne taşıdık. Ya da yeryüzünü uhreviyata, yani ahirete taşıdık. Nasıl dersiniz deyin. Aradaki bariyeri kaldırdık. Şu duvarı kaldırdık, arkasıyla birleştik. Artık şimdi vaat ve vaid burada oluyor. Tamam, vaat ve vaid burada oluyor. Bu ahiretin reddedilmesi demek değil. Reddedilmesi demek değil. Şimdi dönelim arkadaşlar. O zaman soru şu. İnsanların cennet diye bekledikleri ödül, ariflerin ya da bu sufilerin marifet, keşif, müşahede, yani kısaca Allah'a dair kesin bilgiyi ifade eden her şeydir. Tamam, Allah'a dair. O zaman soruyu tekrar formüle edelim. Bir insan kendi cehdiyle bu neticelere ulaşabilir mi, ulaşamaz mı? Hocam, zaten tasavvuftaki nazar kavramı bunun ulaşamayacağını göstermiyor mu? Adam 10 senedir tek kez dışarıdan birisi geliyor, nazar ediyor. O seyri sülüğü tamamlıyor, öteki tamamlayamıyor. Bilmiyorum. Şimdi tam sehliye tam burada ortaya çıkıyor ve sehliye diyor ki, bakınız. Şimdi biraz o soruyu tam olarak formüle edebildik mi arkadaşlar? Yani bu tartışma sehliye tartışması. Tuğba, senin için ne tartışmasıdır? Tabii, yani cehd müşahede bir vaat ve vaid tartışmasıdır. Yani diyelim ki mesela Mutezile üzerine yazı yazacaksınız ya da Ehl-i Sünnet üzerine yazı yazacaksınız.
Yani hareket edip mesela buradan da Sehliye'yi alacaksınız. Çünkü Sehliye bu ikisinin arasında bir yerde duruyor. Şimdi arkadaşınızın anlattığı gibi örnekler var diyelim. Mesela şimdi tasavvuf tarihinde hakikaten Şeyh bin Nazaret'ti, Kemal'e erdi. Ya da daha başka örnekler. İlla nazar etmesine gerek yok. Mesela diyelim ki adam bir tanesi yolda bir yazı görüyor. Yazıyı alıyor, yutuyor. Yani yere atmamak için. Kemal'e eriyor. Bir tanesi mesela işte Veysel Karani mesela, tamam mı? Veysel Karani geliyor. Annemden dolayı işte peygamberi göremiyor. Geriye dönüyor. Kemal'e eriyor falan. Yani böyle şimdi bir sürü hadise var, tamam mı? Bu hadiselerin hiçbirisinin mesela Mutezile açısından hiçbir önemi yoktur. Yani bunlar anlık şeyler yani. Anlık şeyler yani. Yani bir önemi yok yani. Yani üzerine düşünülmüş. Yani böyle yani bizim bütünümüzü yani değiştirebilecek hadiseler değil. Yani anlık şeyler. Ama şimdi tasavvuf bunlara referans yapıyor. Tasavvuf diyor ki yani böyle şeyler var yani. Hani böyle bir anlık şeyler var. Ya da arkadaşının söylediği mesela diyelim ki senin duanı alıyor bir anda kemale eriyor, tamam mı? Şey ona bir nazar ediyor. Şimdi nazar neyse yani hani nasıl ediyorsa ediyor, kemale eriyor falan, tamam mı? Şeyh dua ediyor, kemale eriyor falan. Şimdi bunların bir kısmı, bu anlatılanların bir kısmı cehdin aleyhine olan durumlar. Tamam, bunlar cehdin. Yani bunlar cehden ziyade daha çok cebriyeye yakın olan yorumlar. Yani bir nazarla adam kemale erdi. Tamam mı? Cehden ziyade şey, halbuki Sehliye ekolü cehd üzerine kurulu. Şimdi okuyalım bakınız. Ne diyor? Yani konunun ehemmiyeti herhalde anlaşılmıştır. Yani dolayısıyla yani bence bu kitabın bu bölümündeki yani fırkalar bahsindeki en önemli teori, en önemli konu Sehliye ekolüdür. Sehliye ekolü üzerine durmanız lazım. Ha. Şimdi bu diyor Sehl bin Abdullah Tüsteri'ye tevelli ve intisap ederler. Sehl anlatı üzere mutasavvıfların büyüklerindendir filan, geçelim. Çağında şöyleydi, böyleydi. Sehlin yolu cehd, harcama, nefisle mücahede, riyazet ve çile çekme yolu idi. Şu an bizi izleyen 70 milyon kişi bana orakçalat dedi herhalde, değil mi? Yani 70 milyon... Bin yıl falan yaşayacaksın. Şey, bir hakikaten yani ondan sonra bin yılda yaşasan ikna edeceğin kişi onu geçmiyor Hazreti Nuh örneğinde olduğu gibi. Yani çünkü yani senin nedir o, senin zekan yaşadıkça onun da direnci yaşıyor yani. Yani böyle yani. Yani bir şey olmuyor yani, bin sene daha yaşadığında bir şey olmuyor yani, değişen bir şey olmuyor. Ama, efendim. Ahiret reddetmediler dediniz ya, ama ahireti yeniden tanımladıklarını rahatlıkla söyleyebiliyor muyum? Dünyayı yeniden tanımlıyorlar, doğru. Ahiret inancında. Ahiret inancında tabii yeniden. Yani çünkü bu şundan kaynaklanıyor. Aktif bir tanrı fikrine sahip olmaktan kaynaklanıyor. Yani şimdi şey de mesela sufiler mesela bu ehli sünnet ve mutezile arasındaki tartışmayı okuduklarında onları vaat ve vaid meselesi rahatsız etmedi. Onları rahatsız eden şey bütün bunların mesela diyelim ki 70 sene sonra ertelenmesi oldu. Tamam, yani tasavvufun dini düşünceye getirdiği dinamizm buydu. Yani bir anda mesela ta şey yani değil mi, yani şimdi ne zaman öleceğiz? Diyelim ki mesela 80 yaşında öleceğim, tamam. Ta ileri bir zamana. Şimdi ileri bir zaman üzerinden ahlak tartışmanın anlamı yok diye düşündüler. Onlar hemen şimdi bir tanrı insan irtibatı düşündüler. Şimdi bu nedenle dini hayata veya dini düşünceye muazzam bir dinamizm kazandırdılar. Yani bunu mesela ben bunun gerekliliğini kabul ediyorum. Yani mesela yani günlük hayatta mesela ortaya çıkan bir sürü deyim var, tamam mı? Bir sürü terim var. Diyelim ki adam diyor ki işte ruhu mahşerde görüşürüz diyor, tamam mı? Ahirette görüşürüz filan. Yani böyle cümleler var. Tamam, yani 60 sene sonra randevu veriyor. O zaman şimdi Tanrı nerede? Tanrı bir başta görünüyor. Yani hikayenin bir başında görünüyor. Bir de sonunda görünüyor. Yani orada da nasıl görünüyor? İşte böyle yani karşılıklı, yani ben mesela Bilal'le hukukumu Tanrı'nın huzurunda görüşüyorum. O da hakemlik yapıyor gibi. Yani her halükarda yani uhreviyata ertelenmiş bir Tanrı anlayışı, pasif bir Tanrı anlayışı görünüyor. Yani şöyle düşünelim. Ehl-i Sünnet Mutezile'ye ne diyorsa aslında tasavvuf Ehl-i Sünnet kelamına aynı şeyi söylüyor. Yani Ehl-i Sünnet mesela Mutezile'yi Tanrı'yı pasifleştirmekle, muattal hale getirmekle suçluyor ve Ehl-i Tatil demeye vardırıyor işi. Şey ise tasavvuf ise aynı şeyi kelama ve fıkha yapıyor. Çünkü siz de diyor yani dünyadan boşalttınız Tanrı'yı. Onun yerine şeriatı koydunuz. Yani şeriatı var ama kendisi yok. Yani Musa gibi düşünün. Yani Musa yukarıya çıkmış. Yani nereye? Dağın adı neydi?
Yani Tur-i Sina'ya çıktı. Geriye levhaları bıraktı. Şimdi levhaları bırakınca insanlar da o levhaları bıraktılar. Buzoya taptılar. Yani çünkü levhayla, yani levhanın etkisi o kadar yani. Tamam, yani buzağı daha canlı bir şey, onu tercih ettiler. Orada Musa geriye döndü. Şimdi Ehl-i Sünnet'in yerine tasavvufun savunduğu şey, yani Tur-i Sina'dan Allah'ın geriye dönmesidir. Peki hocam. Anladınız mı? Kamera olmazsa 10 numara bir yorum diyeceğim de, yani hani şimdi yani sizden yani övgü gelmiyor. Ben kendi kendime övmek zorundayım yani. Çünkü bu enerjiyi sizden devşirmeye kalkarsam tıkanır yani. Kendi kendinize yani. Evet. Hocam, bu ama şu soruyu doğurdu. Peki mesela ben şunu çok merak ediyorum. Ehl-i Sünnet'in içinden olarak tasavvufun bu yeni ahiret yorumuna, Ehl-i Sünnet düşüncesine daha uygun. Bunu Ehl-i Sünnet ne kadar kabul ediyor? Yani çoğunluk... Şimdi Ehl-i Sünnet bunu reddetmez. Şimdi Ehl-i Sünnet'in öncelikleri farklı. Yani Ehl-i Sünnet mesela kişiler Mutezile gibi bir vaat ve vaide düşmesin, ahirete inansın, yeterli görür bunu. Yani Ehl-i Sünnet kelamı ve ona bağlı olarak fıkhın hareket noktası standardın tespit edilmesidir. O standartta önemli olan tehlikeli noktaya düşülmemesidir. Hem mesela tehlikeli nokta Mutezile'nin vaat ve vaididir. Mesela tehlikeli nokta diyelim ki işte Mutezile'nin yani kendi irade yani irademizin bizde olduğu tartışmasıdır. Oralara düşmedikten sonra Ehl-i Sünnet açısından yani bu 50 sene sonra 60 sene nasıl olsa gelecek yani. Yani tam böyle hakikati üzere ahirete inanmamız diye böyle bir şey yok yani. Bu kadardır. Şeriata göre yaşayacağız. Çünkü böyle düşündüğümüzde yani Tanrı'yı böyle şeyde düşündüğümüzde yani yeryüzünde ve yeryüzü hayatımızla birlikte düşündüğümüzde orada başka sorunlar ortaya çıkıyor. Ehl-i Sünnet onlara düşmemek için Tanrı'yı ahirete erteler. Anlatır mı yani? Şey bu. Evet. Çok önemli bir şey şu an söz konusu. Evet, buyurun. Tayyip Hoca sen de geçeceksin galiba. Merve sen gel bari. Yani bu nedir ya böyle dersten? Yani Allah Allah. Hani Allah Allah. Başka geriye geleceksen kapıyı kapatın bari. Evet. Bitti herhalde geliş gidişler. Söyle Tayyip, Bahtiyar. Hocam, biraz yüksek sesle, kamera seni duysun. Hocam bence Mutezile'nin ortaya koymuş olduğu şey mutlak ideal bir eskatolojik tasavvurken Ehl-i Sünnet'in ortaya koymuş olduğu şey bence muhayyel bir eskatoloji. Çünkü düşünsenize mesela şöyle. Düşünemiyorum. Yani hakikaten ben zaten Ehl-i Sünnet'im, ne diye düşüneyim yani sen düşün yani Allah. Mesela vaat vaid yok. Evet. Ahirete bir gidiyoruz. Allah'ın huzurundayız. Allah mesela bize şöyle diyor. Hiçbir şey yok. Yani hadi işinize bakın. Hani istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Hani hepsi şeydi yani. Ne zarar bu olur? Bundan ne zarar olur Bahtiyar? Yani gitsek ven tumuttu lekadese bize, tamam mı? Yani ne olur yani, bundan kim ne zarar eder? Haşa, Allah bizimle blöf mü geçiyor yani? He? Allah bizimle blöf mü geçiyor? Haşa. Yani. Yalnız şöyle bak, şöyle. Şimdi Allah bize blöf... Şimdi Mutezile'ninki ideal değil. Mutezile'ninki ayetlerin bir... Şimdi şöyle, yani Kur'an-ı Kerim'e şöyle baktığınız zaman... Kur'an-ı Kerim'de bu nesih tartışmalar aslında önemli tartışmalardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle fleksibil bir dil vardır. Yani mesela bir şey söylüyor... Hakikaten sanki sorumluluk varmış gibi bir şey söylüyor. Mesela diyor, sizi ve amellerinizi yaratan Allah'tır diyor. İş değişiyor. Bir ikincisi, şimdi bence Ehl-i Sünnet'in, şimdi her zaman bunu söylüyorum yani. Şimdi Mutezile belirli kabuller üzerine işi dayanıyor. Bu böyle olmalıdır diyor. Olacağına dair bir fikri yok. Mesela hareket ettiği nokta şimdi Bahtiyar'ın söylediği. Ya Allah bunu böyle yap. Ya nereden biliyorsun yani sen? Yani Allah hakkında o bilgiyi sana kim getirdi? Vahiy geldi. Herkes hala nefsini rahmediyor. Kendisine merhameti ilke ediniyor. Çok güzel. Ama bunu Mutezile Allah'a zorunlu kılmıyor. Çok güzel. Çünkü Allah kendisine bunu zorunlu kıldı diyor. Çok güzel. Ketebe hala nefsini rahmet dedikten sonra vaat ve vaid kalır mı ya? Vaat ve vaid kalır mı ya? Ketebe hala nefsini rahmet dedikten sonra. Hayır ama. Şimdi Mutezile ondan söyleyecek ya, bu rahmeti öyle anlamayız. Sana mı soracağım, nasıl anlayacağım? Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi yani sorun burada ortaya çıkıyor. Muayyer bir şey. Yani belirsiz ne olacak bilmiyoruz. Bence Mutezile'nin, bak şöyle. Mutezile'nin anlamadığı taraf burası. Ehl-i Sünnet'in kendi iç sistematiğini anlamıyor.
Tamam. Bak bir örnek. Bunu size bir örnek. Sistematiği yok. Bak, iç sistematiği dedim bak. Kendi iç sistematiğini anlamıyor. Bak sistematiği yok. Doğru. Güzel. Bak şimdi. Şimdi size bir örnekle konuyu anlatayım. Şimdi ben bu rahmet üzerine çok... Arkadaşlar şurada istersen sen buraya geçebilirsin yani. Veya ders de dinleyebilirsin. Şimdi size bak konuyu bir şeyle anlatayım. Genel olarak bu yani semavi din denen şeyler var. Hazreti İbrahim'den beri Yahudilik, Hristiyanlık, İslam falan. Bunun öncesindeki dinlerde yani eğer doğru anlıyorsak o dinleri korku faktörü daha baskındır. Yani yeryüzünde böyle hep bir yani kaos var. Bu tanrılar kendi aralarında kavga ederek falan terör estirirler yani. Terör estirdikçe de bu şeyin felsefe tarihinin girişinde bir cümle var. Grek tanrıları der şımarık çocuklara benzer, tamam mı? Ve bağırırlar, çağırırlar, dövüşürler falan. Uzlaştırma işi insana düşer. Çünkü olan ona olacak yani. Yani filler tepinecek, olan insan olacak falan diye. İnsan da hep böyle şey yapar, taviz verir. Yani mesela kurban verir. Yani birisini kurban verir. Ürününden kurban verir falan. Tamam mı? Şimdi böyle bir şey var. Şimdi ben bunu böyle bir yani aranızda mesela çıkıp birisi şöyle bir hikaye yazsa. Bak bir hikaye yazsanız. Şimdi önceki dinler, bak bunu varsayımsa yani bugün elimizdeki metinler açısından söylüyorum veya o insanların davranışları açısından söylüyorum. O kadim dinler genellikle korku temelli dinler, tamam mı? Dinler tarihçileri çalışırlarken tanrı fikrine insanların korkuyla vardıklarını düşünürler. Yani yeryüzünde yani yeryüzü sabit değil, ödümüz patlıyor. Bir tanrıya sığınarak işte buradan kurtulmaya çalışıyoruz falan. Şimdi arkadaşlar orada bir kavram altını çizeyim size. Kurban vermek, ver kurtul demektir. Tamam yani ver kurtul. Yani Tanrı'ya bir şey ver. Mesela mahallenin yakışıklısını at Nil Nehri'ne. O sene rahat yani. Öbür sene mesela bir başkasını at nehre. Yani ver kurtul. Yani hani Tanrılar yani hani bugün mesela şeyde bazen böyle medyada böyle bir dil kullanılır. Tanrılar, ilahlar bilmem ne istedi işte. Kurban istedi. Filancayı kurban ettiler, tamam mı? Bu o kadim şeyden gelir. Neyse. Şimdi bu korku merkezli din anlayışı. İkincisi ise rahmet merkezli bir din anlayışı. Mesela semavi dinler bunu getiriyor. Şimdi semavi dinlerin normal şartlarda uygulamaları yani ibadet hayatı vaat ve vaide aykırıdır. Neden? Çünkü aslında hiçbir şey yapmıyorsun. Mesela namaz kılıyorsun, tamam. 2 dakika namaz kılıyorsun ve bir cennet kazanıyorsun. Yani bizatihi bunun kendisi rasyonel değildir. Yani 2 dakika mesela ben şimdi namaz kılıyorum. Öbür adam da kılmıyor. Ben cennetlik oluyorum, o olmuyor, tamam mı? Yani bunun kendisi rasyonel değildir. Yani bu düşüncenin kendisi rasyonel değildir. Neden? Çünkü rahmet merkezli din anlayışı ibadet hayatını değiştirdi. Yani kimse bir şey vermiyor. Mesela bir adam diyelim ki birisini denize attığımız zaman biz önümüzdeki senenin ürününü kurtardık. Yani ahiret var mı yok mu bilmiyoruz. Yani bir adam veriyoruz, bir ürün kurtarıyoruz. Burada 2 rekat namaz kılıyorsun, cennete giriyorsun. Şimdi Mutezile'nin komik tarafı burası. Tamam mı yani? Şimdi Ehl-i Sünnet diyor, bak Ehl-i Sünnet burada yapıyı görüyor. Şimdi ben diyorum ki, biz şimdi mesela şöyle bir tiyatro yazsak Tuğba. Desek ki, mesela o pagan dinlerden bir adamı getirsek, korku merkezli bir din anlayışı. Korku. Bir de Bahtiyar'ı göndersek. O da rahmet merkezli bir din anlayışını anlatıyor. Nasıldır tanrılarınız konuşacak, tamam mı? Vallahi bizim sinirlendim yani ortalık kasıp kavuruyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor filan şimdi anlatıyor. Ne yapıyorsunuz? İşte birisini gönderiyoruz. İşte kimse mahallenin güzeli onu atıyoruz Andeniz'e. Öyle anlatıyor. Biz 2 rekat namaz kılıyoruz, mevzu çözülüyor. O der ki o zaman sizin kimse ibadet etmiyordur. Problem tam da burada. Herkes ibadet ediyor. Yani mesela Ehl-i Sünnet normalde bir gevşekliğe yol açıyor. Ama fiilen bu böyle olmuyor. Anladın mı? Yani işin yani rahmet oluşu, yani Ehl-i Sünnet'i mesela diyelim ki bütünüyle böyle serseri haline getirmiyor. Normalde öyle olması beklenir. Çünkü şimdi Beyazlı Bistami'nin bir sözü var. Diyor ki, şimdi ayet-i kerime okunuyor. Mâ varrake bir rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni kışkırtan nedir? Beyazı İslam diyor, keremin ya Rabbi diyor. O kadar kerimsin ki diyor. Yani günah işlemiş, işlemek diyor. Ben diyor, derdime bile değil diyor. Nasıl olsa affedeceksin diyor. Fakat bunun böyle olması, Beyazı İslam'ı günah işlemeye sevk etmiyor. Çünkü kahhar ismi de var. Ondan değil. Rahmetin kendi gücü var. Tamam mı? Yani sevginin kendi bir gücü var.
iyiliğin kendi bir gücü var. Anladın mı? Yani korkunun yapamadığını o sevgi kendisi yapıyor bundan dolayı. Kahardan dolayı değil. Çünkü onu da yorumluyor. Tamam, onu da yorumluyor. Şimdi Mutezile'nin benim kanaatime, yani Mutezile bakış açısını diyeyim. İlla yani Mutezile alimleri anlıyor anlamıyor, o anlamda söylemiyorum. Yani neticede şimdi bunlar şehirde oluş, yani Hicaz sonrasında, Mutezile'de yani Hicaz sonrasında şimdi İslam'ı şehre yerleştirme çabası. Yani yeni şehirde İslam'ın yerleştirilme çabası, çünkü başka şeyler de yerleşebilir orada. Yani İslam orada mesela bedvada kalabilir de. Ya da İslam orada mesela diyelim ki bir azınlığın şeyine düşebilirdi. Mesela bir alt sosyal grubun eline düşüp zahitler gibi şehre hiç giremeyebilirdi. İslam'ın şehre girmesi Mutezile'nin, fukahanın, kelamcıların, ehli sünnetin, ötekinin, berikinin falan bütün hepsinin mücadelesi olmuştur. Fakat şimdi şeyi anlama açısından söylüyorum. Yani konuyu doğru anlama açısından söylüyorum. Biz şimdi mesela günümüzde diyelim ki Tanrı üzerine nasıl konuşacağız, tamam? Şimdi mesela Tanrı'nın rahmeti üzerine konuşmak acaba diyelim ki ahlakı zayıflatır mı, zayıflatma? Zayıflatmaz mı? Sanki zayıflatır gibi gözüküyor. Ama bu o zaman şöyle olması lazım. Tanrı'yı diyelim ki böyle korkunç olarak anlattığımızda da ahlakın güçlenmesi lazım. Yani aman cehennem, aman dikkat et, yanarsın bana. Öyle olmuyor. Yani benim şahsım mesela kişisel olarak çalışmalarım hep o noktaya geldim. Ben rahmetin şeye karşı, korkuya karşı daha müessir olduğu fikri üzerine çalışmalarımı dayandırdım. Yani ben bu konuda yazılar yazdım. Sizden biraz önceyim yani. Siz yazmadınız değil mi? Yazdınız mı? Bahtiyar sen yazdın mı? Yani ben bizzat bu konuyla ilgili yazmadım ama Ben normalde yazmayan birisini muhatap almam yani. Yani onlarla ilgili yazdım. Yazdım, tamam. Tamam. Yazdım mesela. Tamam. Ama bence Ehl-i Sünnet'in ortaya koymuş olduğu Tanrı tasavvuru ilkesiz bir Tanrı tasavvuru. Her an her şeyi yapabilen, böyle istediği gibi hareket edebilen. Bana bak. Şimdi, bana şurada bak 50 kişi, bu 50 kişi o. Öyle şey olur mu? İlke senin ilke. Aslında problem bence şey, ben kulumla işte şah damarından daha yakın bir meselesini anlamamasından da kaynaklı. Çünkü korku dediğimizde dışsal bir şey. Sevgi içsel bir şey. Zorla sevgi olabilir mi? Olmaz. Yani onun dönüşümü aslında. Mutezile şey, ailedeki kuralları dine tatbik ediyor. Ailedeki kuralları dine tatbik ediyor. Yani Mutezile şey hakikaten ben şey, yani normal şartlarda benden Mutezile olmak beklenir yani, ama ben hiç beğenmemişimdir Mutezile. Çocuk bunu yani, imam etmedi. Yani okuduk falan, baktım bu bakış açısı yanlış yani. Böyle olmaz bu iş. Yani dinden biraz anlıyorsan bu iş böyle olmaz yani. Hocam şimdi şöyle bir şey de var ama. Hı. Dur buraya geçeceğiz yani şey ha. Bence eğer Allah yani Cenab-ı Hak, bizlere, Cenab-ı Hak bir vahiy göndermemiş olsaydı bence Ehl-i Sünnet haklıydı. Bu teorilerin hepsi bence doğruydu. Olabilirdi. Allah mesela birçok konuda yani vaadinden dönmediğini söylüyor. Yani sözünün hak olduğunu söylüyor. Ve şimdi biz bunların hepsini mesela dikkate almadan yani böyle de olabilir aslında diyoruz. Ama o zaman vahiy göz ardı etmiş oluyoruz. Ama Mutezile'nin teorisinde vahiy de, ya yani vahiy ön plana alınıp ona göre bu dini düşünce açıklanıyor. Bence Ehl-i Sünnet'in ıskaladığı nokta, bence insan tarih ve toplumu ıskalıyor, Allah'ı ön plana çıkartıyor. Ama Mutezile yani ne harika bir şey yapıyor. Yani şimdi yalnız şöyle. Bahtiyar şöyle, hayır şu öyle değil. Bak şimdi. Esas sorun şurası. İlk nedenselik şurada kırılıyor. Yani şimdi bu vahiy mesela yeryüzündeki bütün insanlar vahiy vahiy diye bağırsalar bu vahiy gelir mi? Yani Allah murad etmedikçe bu vahiy gelir mi? Gelmez. Şimdi vahiy kendi isteğiyle gönderdi. Yeryüzündeki bütün insanlar oylama yapsalar şuna ver. Ona verir mi? Ehl-i Sünnet'in işte hareket noktaları bunlar. Vermez. Kime verir? Kim isterse ona verir. Şimdi yeryüzündeki bütün insanlar ya ben inanacağım veya inanmayacağım dese inanabilir mi? Şimdi bu Ehl-i Sünnet burada devam ediyor. Vallahi diyor ilk ikisi öyle olduysa üçüncüsü de öyledir diyor. O kimi dilerse o inanır. Nitekim fiilen öyle oluyor. Yani bunun aksi istikamette bir şey olmuyor. Mesela Budistler toplanıp gidip Tevrat'a iman etmiyorlar. Tevrat'a iman edenler de gidip yani birisi var tek tük, o da işte şu veya bu nedenle biz ona hidayet diyoruz ama
Yani bütün o hidayet hikayelerini okuyun ya cemiyetten atılmıştır. Ya bir şey olmuştur, şudur, budur falan. Ondan kriptodur, miriptodur, minah falan filan böyle hidayet hikayeleri var, tamam mı? Şimdi temel mesele bu hidayet dediğimiz şey nasıl oluşacak? Tamam bak, bak ben söylüyorum bak. İyi bir gözlemci fiilen hidayetin oluşmadığı yani Mutezile'nin söylediğinin doğru olmadığını görür. Çünkü bunun Mutezile'nin doğru söylediğinin doğru olabilmesi için mesela Avrupa'nın tam ortadan ikiye bölünmesi lazım. İnsanların Müslüman olması lazım. Olmuyor. Mesela Japonya'nın Müslüman olması lazım. Ama olmuyor. Rusların, Çinlerin tamam Müslüman olması olmuyor. Niye olmuyor? Şimdi çıkıp mesela Mutezile bunlar aklını kullanmıyor. Ya kime inandırıyorsun kardeşim? Şimdi onu kullandığı telefonu kullanıyoruz. Şey onun kullandığı diyorum. Yani uzaya giderken tamam. Şurada tamam, burada tamam ama ya din işinde bunlar kafası çalışmıyor. Bizimki din işinde çalışıyor, öteki konularda kafamız çalışmıyor. Yani anlatabiliyor muyum şimdi? Yani Mutezile'nin söylediği yani şey olarak, yani tarihsel ve sosyolojik olarak doğru değil. Hocam Mutezile zaten görüşünde sanmıyor. Mutezile'nin ki bak, Mutezile'nin ki şu bakımdan çok önemli bence. O daha sonra yani işte fıkha bir kaynaklık teşkil ediyor. Yani din bilimleri içerisinde akılcılığın gelişimi yani... engellenmiş bir akılcılığın gelişmesine katkı sağlıyor Mutezile. Din bilimleri içerisinde. Fıkıhta, hadiste, öteki bilimlerde vesaire. Buna bir katkı sağlıyor. İkincisi daha önemli olan dinin şehirde bir üst ilke haline gelmesini sağlıyor ve ona katkı sağlıyor. Bu çok önemli bir hadise. Ben bunu hiçbir zaman reddetmedim. Ama bunun dışında yani normal şartlarda yani biz mesela ben konuşuyorum tamam mı? Ben mezuyum. Yani herhangi bir yani böyle ehli sünnet falan değil mi? Ehli sünnete bayılmıyorum o kadar. Yani mevzu değil yani. Yani çünkü tarihin herhangi bir dönemindeki kelamına veya şeyin esas almak meselesi değil. Ama şimdi doğru tahlil yapacağız. Mesela diyelim ki şimdi Mutezile ne diyor? Şimdi aklın kuralları şeyi doğruyu bulması lazım. E niye bulmuyor? Yani mesela bak şimdi bu şey diye bir fikir var. Ezeli hikmet diye bir fikir var tamam mı? Hikmet-i Halide. Perennial filozofi deniyor. Şimdi perennial filozofi kendi içerisinde çok tutarlı. Yani her kültürün kendi içerisinde, her toplumsalın kendi içerisinde böyle bir derin akıl vardır. O derin akıl farklı formlarla kendini ifade eder ama derinde bir şey vardır. Yani mesela Kızılderililerin şeyine gidelim, orada bir bilgelik vardır yani. Bak bu mesela Mutezili olma bakman yani Mutezili olsam böyle düşünürüm ben. Ama Mutezile böyle de düşünmez. Anladın mı yani? Temel şey burada. Yani sıkıntı burada. Ama günümüzde mesela biz şimdi mesela Mutezile'nin tabii en büyük sorunu şu, aklı bir veri olarak kabul ediyor. Yani akıl yani sabit bir ilke. Yani böyle bir şey kabul ediyor. Modern dünyada bu da anlamını kaybetti. Yani çok ciddi sorunlar var yani. Evet. Neyse dönelim şimdi biz. Teşekkür ederim. Merdan yani çay geldi. Şimdi arkadaşlar diyor ki bakınız. Mücahideydi. Cemal mertebelerine ulaşmaktaydı. Yani onun müritleri mücahede ederek bu mertebelere ulaşıyordu. Burada de hikaye diyor. Aşağıdaki paragraftan bir şey daha okuyayım. Müritleri mücahede ve riyazet yolundan terbiye etme, sehliye yolu ve usulü, dervişlerine hizmet ve hürmet etmeleri hamduniye, yani kasariye yolu ve usulü, bütün şu cümle önemli. Bunu biriniz bana benim gözlerim tam iyi görmüyor. Batini murakabe. Yok. Müritleri diye başlayan cümleyi Adem bir oku bakayım. Müritleri mücahede ve riyazet yolundan terbiye etme, sehliye yolu. Şimdi 3 tane ekolü karşılaştırıyor burada. Tamam mı? Şu ana kadar gördüklerimizden bunlar şimdi Hucveri'nin tercih ettiği ekoller. Müritleri cehd ve mücahede yoluyla terbiye etmek, yani terbiye usulü yani. Yani mesela diyelim ki bugün mesela bir sehliye tarikatı olsa ne olur? Yani ağır meşakkatler, böyle riyazetler, ibadetler, gece ibadetleri, gündüz ibadetleri falan yani müridanın canı çıkıyor yani tamam mı? Bu sehliyedir. Yani bu sehliye tamam mı? Ağır meşakkatli ibadetler yani tamam mı? Bunlar sehliyedir yani. Devam. Dervişlerin hizmet ve hürmet etmeleri hamduniye. Yani Kassariye yolu. Şimdi Kassariye yolu yani hamdülillah Kassariye yani hem melamilik hem fütüvvet yani şimdi onlar hizmet ediyorlar yani ibadete odaklanmamışlar sadece. Mesela gidiyorlar insanlara hizmet ediyorlar. Mesela yemek dağıtıyorlar. İşte insanların işleriyle ilgileniyorlar. Yolları temizliyorlar. Hayvanlarına bakıyorlar. Şu bu yani ibadullah hizmet yolu buna Kassariye deniyor. Yani şimdi bak riyazet bak iki tane kavram ortaya çıktı. Birisi riyazet diğeri hizmet. Sonra
Batini murakabe ise Cüneydiye yolu usulü. Heh, şimdi batini murakabe ise yani insanın yani derin tefekkürü, hem batini murakabe dediği şey tefekkür demek. Yani tefekkür etmesi. Allah şimdi ibadeti gevşek. Yani bu Cüneydiye ekolünün ibadetleri daha gevşek. Yani farzları yerine getiriyor ama o kadar uzun uzun yani riyazetler, mücadele, 10 gün aç kalmak, 20 gün bilmem ne yapmak falan böyle bir şey yok diyelim. Veya seyliye kadar yok. Bunlar ise derin tefekkür, derin murakabe ve şey yani tedebbür, tezekkür üzerine kurulu. Bu ise Cüneydiye. Şimdi o zaman bakın şimdi 3 ekolde tasavvufu birleştirip şey yapmış oluyor, tasnif etmiş oluyor. Birincisi nereden şu şey gözüküyor mu? Yani yazdığım yerin hepsi gözüküyor mu orada? He. Şimdi bakın. Birisi Hamdaniye dediği şey pardon bu Cet ekolü. Tamam Cet Sehliye. Hizmet ekolü. Üçüncüsü tefekkür. Şimdi daha sonra arkadaşlar tarikatlar şu üçünün irtibatlarına göre yani mesela bir kısmı diyelim ki cet daha öne çıkacak, hizmet daha az, işte tefekkür bilmem daha az. Ya da mesela tefekkür daha öne çıkacak, hizmet falan. Ama her üçünü de tarikatlar kendi bünyelerine barındıracaklar. Yani Gazali sonrası ortaya çıkan tarikatlar bunu böyle üç prensip gibi ortaya koyacaklar ve bu üç prensibe göre tarikatlar şekillenecek. Yani tasavvuf şekillenecek. Bu böyle bir yapı olarak devam edecek. Şimdi devam arkadaşlar. Şuraya bir cümleye gelelim. Nefsin hakikati ve hevanın manası üzerine konuşma. Şimdi neden bu konuşmayı yapıyoruz? Tamam, önce bu soruyu bir soralım. Yani cehd üzerine kurulu iken sehliye yani şöyle düşünmeniz lazım. Yani mesela hangi konu, hangi alt başlığı burada ele alınabilir? Şey diyor ki, Hucveri diyor ki burada ele alınması gereken şey nefs konusudur. Ne demek bu? Şimdi önce nefs hakkında bir teorimiz olması lazım. Yani nefsin mahiyeti nedir? Nefs nasıl bir şeydir? Nefsi terbiye etmek nedir? Şöyle bir. Neden? Çünkü bir parantez yani bir şey söyleyeyim size. Bu Karl Marx'ın bir sözü var. Bir de Heidegger'in ona birleştirisi var. Çok hoşuma gider. Şimdi Marx diyor ki filozoflar diyor dünyayı anlamaya çalıştılar diyor. Yapmaları gereken şey dünyayı değiştirmekti diyor. Çok güzel bir söz bu. Heidegger daha güzel diyor ki fakat diyor şimdi Marx'ın yanlış diyor. Çünkü diyor değiştireceğimiz şeyin önce ne olduğu hakkında bir fikrimiz olması lazım. Yani nedir bu? Tamam. Cümle bu kadar. Ben şimdi buraya geleyim. Şimdi nefs cehd edeceğiz. Niye? Nefsi şu noktaya taşımak için. Öyle ilk soru şu. Nefs nedir? Mesela ilk halinde nefs nedir? Yani bütün bu konuşmaları yaparken nefs hakkında bir fikrimiz var değil mi? Yani nefs şöyledir böyledir diye bir fikrimiz var. Şimdi işin en kötü tarafı nedir? Yani sağdan soldan duymuşuz. İşte şöyledir böyledir diye duymuşuz. Tamam mı? Mesela hiç kimse mesela nefs hakkında iyi bir şey duymamıştır. Mesela nefsime uydum cümlesini söylemiştir ama hiç kimse yani bunun iyi bir şey olduğunu söylememiştir. Mesela nefsime uydum şunu yaptım. Mesela ne yapmış olabilirsin? Bir günah işlemiş olabilirsin. Yani nefsime uydum namaz kıldım diye bir şey olmaz yani. Öyle değil mi? Şimdi nefs, demek ki şimdi nefs hakkında zihnimizde bir şey var, algı var, bir telakki var. Bu algıda nefs kötü bir şeydir. O zaman şimdi ben burada mesela cehd, işte riyazet vesaire dediğimde ya da sehliye üzerine konuştuğumda hepiniz aklınıza şu gelecek. Ya nefs berbat bir şey, çok kötü bir şey. Bu nefsi bir terbiye edelim. Şimdi ilk soru şu arkadaşlar. Şimdi Hucveri diyor ki önce diyor bu nefs üzerine bir konuşalım diyor. Efendim Adem. Hocam bu okumayı şöyle genişletebilir miyiz ki mesela cehd için nefsin tanınması lazım dedik. Mesela hizmetten bahsederken İhsar hasretinin belki bir şekilde teorisinin oluşturulması lazım. Tefekkürde de Cüneyt'in sormuş olduğu hakkı nedir sorusuna gittiğim zaman bir şekilde her tabii bir grup içinde tabii aslında üzerine inşa edilecek zeminin tespiti için. Tabii. Yani önce neyin üzerine, tabii bunu tespit edilmesi lazım. Ama şöyle bir şey var şimdi. Bir defa şu kavramların, şimdi tasavvufun şöyle bir kötü tarafı arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle bir şeye yol açıyor. Tasavvufta çok kelime var. Yani aynı alanda çok kelime var. Mesela diyelim ki nefs. Tamam. Sonra mesela ruh. Sonra mesela diyelim ki akıl. Sonra mesela diyelim ki kalp. Şimdi bir sürü kelime var. Bunların hepsi aslında aynı şeyle ilgili. Yani tam olarak aynı şey midir? Birbirine aynı anlamı gibi bilmiyoruz ama bunlar şey hep aynı zeminle ilgili bir şey. Hatırlarsanız şimdi muhasibi ben size anlatırken demiştim ki aslında akıl terbiyesi dediğimiz şey nefs terbiyesidir. Ya da nefs terbiyesi dediğimiz şey bir akıl terbiyesidir.
Çünkü neticede nefsi terbiye ettiğimizde ahlakı değişecek. Ahlakı değişen şeyin algı biçimi de değişecek. Şimdi dolayısıyla yani buradaki yani ana noktamız şu kavramsal netliği sağlamak. Ve hani insan içerisinde şöyle şeyler yok. Mesela diyelim ki nefs diye bir şey var. Ruh diye başka bir şey var. Akıl diye başka bir şey var. Kalp diye başka bir şey var. Böyle bir şey yok. Yani bunların hepsi iç içe. Şimdi o zaman hangi kavram neye karşılık geliyor? Ve hangi kavram neyi anlatıyor? Şimdi bunu netleştirmesi lazım. Yani Adem dediği de doğru. O zaman şimdi biz aslında mesela muhasebe üzerine düşünürken şu sorunca veya Cüneyt Bağdadi üzerine düşünürken çünkü Cüneyt Bağdadi'nin şu tefekkürünün muhasebeden geldiği anlaşılıyor. O zaman şimdi şu sorunun cevabını bulmamız lazım. Yani akıl dediğimiz şey nedir? Yani bu tefekkür ederek mesela yani acaba nefs aklın önünde bir perde mi? Ya da mesela ne, mesela bir de başka kelimeler de var. Diyelim ki heva diye kelime var. Heva, heves. Bunlar şimdi hepsi aynı mı? Tamam. Bir de nefsin mertebeleri var. Mesela nefsin mertebeleri var. Kalbin mertebeleri var. Aklın mertebeleri var. Yani o zaman şimdi kelimeden geçilmiyor. Değerli arkadaşlar bakınız. Şimdi mevzuya bir baktığınız zaman konu aslında çok basit. Konu var. Yani ortada bir akıl var. Ve aklın bu bedeni yönetip yönetememesi diye bir durum var. Nefs dediğimiz şey burayla ilgili bir şey. Yani müstakil olarak yani bir tane nefs, bir tane böyle bir şey yok. Bazı böyle görüşler de var. Onları aktaracak ama öyle anlaşılıyor ki bunlar doğru yorumlar değil. Tamam. Ortada bizim bir canlılığımız var. Bir bedenimiz var. Bir de bir canlılığımız var. O canlılığın kazandığı bir akıl var. Buradaki temel mesele o canlılık ilkesi olanla o akıl arasındaki çelişki. Tamam mı? Akıl ile ise aklın daha üst katmanları arasındaki çelişki. Yani temel şeyimiz bu. Şimdi biraz da bunu ben size hani burada şimdi konuşacağız ama hani İbn Arabi'nin teorisinden söyleyeyim. İbn Arabi'nin teorisinde aslında böyle bir şey kendinden dolayı kötü olmaz. Bir şey göreceli olarak kötü olur. Mesela akıl varsa nefs kötü olabilir. Daha doğrusu nefse uymak kötü olabilir. Akıl yoksa mesela bir deli için nefs kötü bir şey değildir yani. Çünkü adam zaten deli, akıl yok onda. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu yani şu konularda bir fikrimiz yoksa şu tartışmayı yapamayız. Tamam. Ben şimdi bak bunu söyledikten sonra şimdi siz şöyle bir soruyla çalışmalarınızı yönlendirmeniz lazım. Mesela Mutezile şu kavramsal yapı hakkında ne der? Yani insan nasıl bir nefsi vardır? Tamam mı? Çünkü neticede buna Kur'an-ı Kerim'de var. İnsan nasıl bir aklı vardır? Yani bu konuda ne der? Mesela Ehl-i Sünnet bu konuda ne der? Şimdi öteden beri hep yani yazılarında anlattığım bir şey vardı. O da şu. Erken dönem kelamında bir nefs teorisi gelişmediği için düşünceleri çok şeydir. Yani böyle savruktur. Yani tam olarak bir türlü anlaşılmaz. Yani tam olarak ne dedikleri anlaşılmaz. Şimdi Mutezile'nin nefs teorisine bakmak lazım. Tam olarak ne diyor? Dolayısıyla Hucveri'nin ne dediğini, daha doğrusu Sehliye'nin ne dediğini anlamak için bu insan kimdir, nefs nedir sorusu hakkında açık bir fikrimizin olması lazım. Şimdi Hucveri burada bunların bir kısmını aktaracak. Daha sonra mesela yine buraya şey bakınız. 7. ekol Tirmizi'nin velayet konusu gelecek. Velayeti de biz buraya bağlayabiliriz. Neden? Çünkü o da şu nefsin bir noktaya taşınmasıyla ilgilidir. Yani bu nefsin bir gayesi var. Cehd ile ulaşabileceği bir gaye var. Cehdin neticesi velayet. Aslında şimdi iki bölümü birleştirsek Sehliye demek istiyor ki velayete mi ulaşacaksın? Nasıl ulaşacaksın? Cehd ile. Yani bu nefs, bu heva ve hevesin kaynağı terbiye edildiğinde velayet mertebelerine ulaşabilir. Şimdi diyeceği şey bu. Hocam. Efendim, o zaman yani şunu yani netleştirelim bir daha da. Sorumuz şu. İster cehdi belirleyelim, ister hizmet, ister bizim burada yani bir akademisyen olarak veya bir yazar olarak merak edeceğimiz şey şu. Bu nasıl bir nefs teorisine dayanıyor? Yani şu çerçeve nasıl bir nefs teorisine? Yani bundan sonra diyelim ki yani sizin akademik hayatında en ciddi sorularınızdan bir tanesi bu. Nasıl bir nefs teorimiz var? Tamam mesela nefs diyelim ki kötülüğün kaynağıdır diyelim. Acaba böyle midir? Yani nefs niçin kötülüğün kaynağı olsun? Mesela nefs diyelim ki ezeli madde midir bizim için? Şimdi buna başka şeyler de ekleyelim. Mesela diyelim ki şeytan dışarıdan bir şey olarak. İblis. Melek. Şimdi bunlar kim? Bak bunlar da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunlar da hadis. Hadislerde kim bunlar? Mesela şeytan kim?
Tamam mı? Hacca gideceğiz mesela. Şeytan taşıyacağız. Kim o şeytan? Taşıdığımız şeytan kim? Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların hepsi bu konuyla ilgilidir. Ve bu konuda bir teorimiz olduğu ölçüde bu meseleyi izah edebileceğiz. Adem ne diyecektin sen? Ben yani bu bahsi alması hücverinin riyazet ve mücadele yolunun bir eleştirisi olarak da düşünebilirim diyecektim. Zira hani bir şekilde tefekkür olmadan aslında riyazet ve mücadele yoluna da girilemiyor. Mesela bahsetmiş olduğunuz denklem, hidayet, ameli vesaire gibi bir kadir muhtar Allah tasavvuru olmadığı zaman bunun da bir manası yok. Evet. Nefsin kendisi bilinmeden cehdin, riyazetin de bir manası yok gibisinden. Hı hı. Bir eleştiri olarak da okunabilir mi? Evet. Tefekkür bir şekilde şeyi önceliyor yani her durumda da. Şimdi burada Hucveri'nin yapmak isteyeceği şey şu. Nefs konusunda farklı teoriler olduğu için farklı tasavvuf anlayışları ortaya çıktı. Yani burada yani yazıda söyleyeceği şey bu. Yani Sel bin Abdullah'ın nefs teorisi zorunlu olarak böyle bir cehdi gerekli kıldı. Ama bir başkası mesela Cüneydi Bağdadi'nin nefs teorisi böyle olmadığı için böyle bir nefs şey böyle bir cehd ağırlıklı. Şimdi mevzu sadece arkadaşlar şimdi mevzunun bir kısmını size söyledim ama bir başka yönünü de size söyleyeyim. O da şu. Mesela şimdi diyelim ki cehd ağırlıklı dendiğinde daha çok sonra tarikatlarda bu ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki günahlardan uzak tutarak, nefsi arzularından uzak tutarak nefsi terbiye etme ya da ruhani tarafımızı güçlendirerek nefsi terbiye etme diye bir yön ortaya çıkıyor. Bunu mesela şöyle bir örnekle anlatayım size. Şimdi diyelim ki bir adama diyorsun ki şu günahı işleme, şunu yapma, tamam mı? Yani defi mefaset, yani her türlü kötülüğü ona yapma diyorsun. Bir bunu böyle söylemek var, bir de ona hayır yollarını sevdirerek onun hayrı severek oradan uzaklaşmasını sağlamak var. Birini ruhu güçlendirme yolu diyorlar, diğerine nefsi engelleme yolu diyorlar, tamam mı? O da burayla ilgilidir. Bu sehliye ile ilgili. Velhasıl yani bu kavramla bunu böyle yazdığımız zaman yani sehliye ekolü cehd üzere kurulur dediğimizde soru bunlar ortaya çıkıyor. O zaman arkadaşlar diyoruz biz bu ekolün nefs teorisini görmek zorundayız. Nefs teorisini ise ikiye bölünmüş olarak göreceğiz. Birinci ekolden zaten böyle cehd yeni yani cehd ekolün çıkacağı anlaşılır. İkinci ekol ise başka bir şeye yol açabilir diyeceğiz. Şimdi girelim. Şu şeyden şimdi diyor ki Sufiler zümresinin muhakkik olanlarına göre bu sözden yani nesten maksat bahsedilen manalardan hiçbiri değildir. Mesela şimdi nefs şimdi Arapçada geçiyor. Nefsuhu bir şeyin kendisi demek. Tamam bir şeyin kendisi. Şimdi bir şeyin kendisi ise nefs terbiyesi nasıl olacak? Yani bunlar değildir yani başka manalar geçiyor. Bunlar değildir. Yukarıda okuruz yani şey değil. Onlar ittifakla derler ki hakikatte nefs şerrin kaynağı, kötülüğün temelidir. Bir gruba göre nefs ruh gibi kalıba ve bedene tevdi edilmiş olan bir ayındır mı diyor. Bir hakikattir. Yani kendi aslı var. Kötü huyların ve çirkin fiillerin ortaya çıkmasının sebebi nefstir diye ittifak etmişlerdir. Bunlar da iki kısımdır. Şimdi biz bunu daha önce Kitab-ül Akıl'da da görmüştük. Aslında Sufiler bu şey konusunda yani bir şeyin hakikati üzerinde veya bir şeyin mahiyeti nedir sorusu üzerine çok fazla durmuyorlar. Çünkü bunu bir temel mesele olarak görmüyorlar. Daha çok pratik neticelere gidiyorlar. Yani neslin pratik neticeleri nelerdir? Şimdi onlar için diyorlar ki yani madem ki bu nes terbiyesidir bizim işimiz tasavvuf. Bizim için mesele nefsin şöyle veya böyle olması değil. Biz nefse kötülüğün kaynağı olarak bakıyoruz. Tamam yani arzulardır nefs, kötülüğün kaynağı. Şimdi biz bunu engelleyeceğiz. Yani bunu kötülüklerden alıkoyacağız diye düşünüyorlar. Yani hepsinin ittifak ettiği nokta burasıdır. Devam edelim. Şimdi bakın şu şeyle şurayı da okuyayım burası da önemli. Kötü huyların ve çirkin fiillerin ortaya çıkmasının sebebi nefstir. Bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı yani bu kötü fiiller, bir kısmı günahlar, şimdi bildiğiniz günahlar. Yani hırsızlık mesela tamam mı? Adam öldürme, işte zina etmek vesaire. Yani bu tarz büyük günahlar. Bunlar fiiller yani efalimiz. Bir de şimdi yani böyle ahlak dediğimiz, yani ahlak-ı reza ile veya rezile dediğimiz vasıflar. Ne gibi mesela? Diğeri ise kibir, haset, cimrilik, öfke, kin
ve bunun benzeri olup şeriatın ve aklın makbul saymadığı kötü huylardır. Şimdi bunların hepsinin kaynağı nefstir diyor. Tamam. Arkadaşlar bakın. Teorik olarak bu çok zayıf bir açıklamadır. Yani Hucuri'nin bu izahı çok zayıf bir açıklamadır. Bunun nedeni ne? Çünkü dönemin kelam ekolleri de nefs konusunda güçlü bir teori ortaya koymadılar. Yani mesela nefs nedir? Nefsle bedenin ilişkisi nedir? Nefs bedenden ayrı bir cevher midir, değil midir? Mesela nefs nereden geliyor? Diyelim ki mesela gök bilimiyle, göklerle nefsin ilişkisi nedir? Bir sudur teorisi var mı? Faal akıl diye bir şey var mı? Vesaire. Yani böyle konu. Bizi mesela hayvanlardan ayrıştıran şeyler nelerdir? Bu konularda şimdi kelamın güçlü bir teorisi olmadığı için bundan etkilenerek suflerinde güçlü bir teorisi olmadı. Bunun yerine hadislerde ya da diyelim ki ayetlerde geçen literal lafızları aldılar ve buradan bir nefs teorisi inşa ettiler. Bu nefs teorisinde mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyor mesela. Diyor ki innel insane li rabbi ile kenut. Şimdi bunu nefs için aldılar. Dediler ki nefs nedir? Nankörlük etmektir. Tamam. Ya da mesela nefs nedir? Yani nefs deyince aklınıza ne geliyor? Kin geliyor. Nefs deyince aklınıza ne geliyor? Cimrilik geliyor. Mesela ve uturatil enfus li şu. Tamam. Nefsler hırs için böyle hazır oldular. Yani hırsa çok yatkındırlar. Şimdi bu tarz şeyleri Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden toplayarak, derleyerek bir nefs teorisi oluşturdular. Ama henüz sistematik bir nefs teorisi geliştirilmiş değil. Gazali öncesinde. Tamam. Bu çok yani İslam düşüncesinin ve İslam ahlak düşüncesinin çok önemli bir problemidir. Henüz biz ahlak teorisinde veya diğer düşün yani bu şey nefs terbiyesi mesela bu düşüncelerde biz henüz şeye geçemedik. Yani Hicaz'dan o şehrin diline henüz ulaşamadık. Peki hocam yani böyle bir nefs ve akıl teorisi olmadan hüsnü ve hukuk tartışmasını sistematik bir şekilde nasıl yapabilir ki? Zaten yapamazlar. Mesela bu nedenle bak mahiyet fikrine ulaşmadan madum fikrine ulaşarak yapmak zorunda kaldılar. Tamam bak zaten yapamadılar. Çünkü yani Mutezile'nin zaten krizi oradadır. Yani mesela hani hep söylüyorum. Şimdi Mutezile'ye göre ehli sünnet nedir? Tamam ehli sünnete göre Mutezile nedir? Şimdi birbirlerine nasıl baktıklarını anlamak lazım. Bir soru daha soralım. Sudur fikrini benimseyen filozoflara göre Mutezile nedir? Tamam yani acaba akılcı mıdır? Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü ortada bir nefs teorisi olması lazım. Yani ortada bir akıl teorisi. Nereden geliyor? Mesela bu akıl nereden geliyor? Tamam yani mesela bu akıl kesinliğe nasıl ulaşıyor? Mesela bu şimdi diyelim nazar diye bir konu var. Tamam nazar etmek diye sahih nazar diye bir mesele var. Ama şimdi biz biliyoruz ki felsefede bu sahih nazar yani faal akılla ittisalle başka bir noktaya taşınıyor. Tamam bilgi başka bir şekilde kesinleşiyor. Ama Mutezile'de bunun şeyi yok. Bunun karşılığı yok. Mesela mahiyet fikri var. Şeyde filozoflarda Mutezile'de mahiyet fikri yok. Evet. Mesela havatır konusu mesela burada biraz hani şey olabilir. Mesela havatır yani geliyor tamam mı? Yani düşüncelerimiz geliyor ama nereden geliyor? Nasıl geliyor? Mesela bu tasavvufta da büyük probleme yol açıyor ve tasavvuf terkül havatır kavramı üzerine şey yapıyor. Yani havatırın terk edilmesi. Yani nefsten gelen şeyler iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunların terk edilmesi üzerine duruyor. Yani nefsin bir bilgiye kaynaklık teşkil etmemesi gerektiğini savunuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bakımdan şeyin yani Mutezile'nin nereden baksan hani hakikaten düşüncesinde çok ciddi çelişkiler ortaya çıkıyor. Tabii orada çelişki ortaya çıktıkça ehli sünnette çelişki ortaya çıkıyor. Yani anladın mı yani? Orada çıktıkça bu kez tasavvuf işin içine çıkılmaz hale geliyor. Şimdi Sehliye'nin ve yani şurada ortaya çıkan şey kriz bu. Mesela daha sonradan yani İbn Arabiler'den baktığınız zaman buradaki nefs teorisi çok zayıf kalıyor. Anladın mı yani? Yani nefs neymiş? Mesela kinimizin kaynağı. Anladık ama şimdi bu nefs neremizde ve bu niye kin oluyor? Yani niye kibir oluyor tamam mı? Yani mesela kibir de şimdi kibir ben seni tanıdığımda ortaya çıkan bir şey. Yani bu nefs o zaman bilgi sahibi. Yani nasıl bir şey yani? Bu nefs dediğim şey nasıl bir şey? Henüz bunu burada anlayamadık. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar çeyrek kala bitirelim. Bugün çünkü 7'de diğer derse başlayacağız. Ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Bu biz bir ders daha yapsak iyi olur. Önümüzdeki hafta bir ders yapalım mı? Yapalım. Ama yok sınavlarımız var falan filan derseniz. Yapalım. Biraz hızlı yaparım o dersi. Yani Velayet Bahsini anlatırım. Bir de Hallacı'yı anlatırım. Diğerlerini de şey yaparız. Bu bölümü bitirmiş oluruz.
Yapmayalım diye. Ne yapmıyorsun? Sınav? Sınav dedi. Kullanılmaması bir kelimeyi dedi ve mayın patladı. Burada yazılar yazıyoruz, o yazılar yetişmiyordu. He. Canım bir saat, iki saat derste ne olacak? Ben bir derste bitirebileceğimizi sanmıyorum. Yok, bunu bitiririz bir de velayeti. Yani ben konular ne biçim ya böyle? Daha çok konu var efendim. Yapmayalım ya, ne olacak benim de şey. Evet. 9'daydı, onu tamamlayalım. 9. oturum, 9. derste onu yapalım. 9 ders mi oldu ya? Evet, 10 yapalım ya, 10 yapalım. Bir kişi mi gelmeyecek? Sen niye gelmeyecek? Sen kim? Arkadaşların kim? Burada tanıştığın iyi kim var? Evet. Tamam, arkadaşınızı getiriyorsunuz. Tamam, seni? Burada gelmeyecek yok hocam. Tamam, ha, sıkıntı yok. Ne? Ben gelirim. Haftaya başlıyor benim sınavım. Ne kadar acıklı bir hadise bu ya. Sınavlar başlıyor. Evet. Ne hangi? Sen neredesin? Sabahattin Zayn'la. Evet. Allah razı olsun Sabahattin Zayn'la. Çok ben daha şeyleri vizeleri okumadım ya. Bugün eve gideyim de okuyayım şu vizeleri. vallahi duygulandım ya hakikaten. Evet. Duygulandım. Hiç dua etmiyorum yani. Böyle talebelere dua etme falan şeyim yok yani bu imtihanlar konusunda. Peki biraz daha zaman. Ben şimdi o zaman şu mevzuyu şöyle toparlayayım. Yani bunun bir kısmını size şurada çok güzel yazılar vardı. Yani altını çizdiğim. Şimdi şuradan bir cümle okuyacağım size. Bakın şu 264. sayfa ve 65'te konuyu bayağı özetliyor. Yani Hucveri tam olarak bunun dışına çıkmıyor. Sehliyenin dışına çıkmıyor. Fakat Sehliyenin görüşünü kabul etmeyenleri de reddetmiyor. Yani bunu şimdi bir bakıma uzlaştırmak istiyor. Çünkü burası aslında yani mutezilli bir tasavvufla ehli sünnet tasavvuf, ehli sünnetçi bir tasavvufun şeyi kesiştiği nokta gibi. Çünkü mesela men talebe vecede dersek buradan bir mutezili cümle çıkar. Tamam. Ama men vecede talebe dersek aslında cümle öyle değildir. Men vecede de yanlışlık var. Allah kimi bulursa o Allah'ı talep eder. Men vecede. Ya öyle bir cümlede yok ama. Yani mevcude diye cümlede yok yani. Tamam. Yani Allah kimi bulursa yani şöyledir mesela yani aşağıda yani sevgi aşağıdan yukarıya gitmez mesela yukarıdan aşağıya gelir. Allah kimi severse o Allah'ı sever. Yani Allah karşımızda edilgen değildir. Yani biz onu severiz o öyle değildir yani. O bizi sever biz onu. O bize yani yukarıdan aşağıya gelir tamam mı? Şeyde böyledir yani hiyerarşik olarak böyledir. Ondan sonra bir konularda biliyorsunuz kitap yazdım müstakil. Neyse şimdi şu cümleyi okuyup da bitirelim. Önümüze geldi yapıyor muyuz şimdi? Evet. Yapalım. Yani Tayyip hocalar da kabul ederse yani onlar reddederse yapacak bir şey yok yani ben kusura bakmayın. Öbür fırkaların delili şudur. Onlar derler ki uğrumuzda mücadele edenleri yollarımıza ulaştırırız mealindeki ayette tefsir yönünden takdim ve tehir vardır. Mana itibariyle ayet şöyle olur. Yollarımıza hidayet ettiğimiz ve ulaştırdığımız kimseler uğrumuzda mücadele ederler. Hatırlarsanız şey demişti ki Haris el-Muhasibi demişti ki Kur'an-ı Kerim'de takdim ve tehiri bilmeden yani Kur'an anlaşılmaz. Nasih mensubu bilmeden Kur'an anlaşılmaz. İşte am hası bilmeden Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Şimdi bu ayette diyor takdim tehir vardır. Yani ayet diyor sanki yani bizim yolumuzda cehd edenler ulaşır diyor ama aslında tersini diyor. Tamam mesela Seraj onu söylüyordu şeyde yok Seraj'ın dersinde ben bunu size Hucveri'den aktarmıştım. Şimdi Hucveri diyor ki, şeyin diyor, Sehl'in görüşüne karşı çıkanlar böyle düşünür. Daha sonra ise Hucveri arkadaşlar bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışacak. Yani men talebe vecede ile men vecede talebeyi uzlaştırmaya çalışacak. Yani bunlar aslında lafız bakımından aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar asla aynı şeyi söylemiyorlar. Çok açık bir şekilde farklı bir şey söylüyorlar. Ve çok açık bir şekilde men vecede talebe diyenler hakikat üzere bulunuyor. Diğerleri yani. Hocam, neyse, bu şey, evet. Sehliyenin bu durumda hay ya da makam olarak şu ana kadar gördüğümüz tevekkül, rıza, teslimiyet bunların
bir yere konumlandıramıyor olması lazım. Bu, Selli için bunun hiçbir önemi yok. Çünkü Selli için namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, tamam mı? Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, kademe kademe ilerleyeceksin. Başına ne gelirse gelsin, kademe kademe ilerleyeceksin. Yani Selliye'ninki bunun üzerine kurulu. Tamam, ilerleyince de kemale ereceksin, marifete ulaşacaksın. Tasavvuftaki mutezile. Tasavvuftaki mutezile'dir zaten Selliye. Hatırlarsanız daha önce şey okumuştuk, günah, tövbe meselesini okurken. Cüneyd-i Bağdat diyor ki, tövbe günahı unutmandır. Selli diyor ki, tövbe günahı unutmamandır. Bu bir cehet meselesidir. Arkadaşlar böyle kalalım. Şimdi 7'de fütuhata başlayacağız da. Ondan sonra yazılarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şu bizim var. Hucuri yazı, yani çok iyi bir Sehliye yazısı istiyorum sizden ya. Bu yazılarınızı okuyacağım. Bu Sehliye yazılarınızı. En azından gözden geçireceğim. Baştan sonra okuyamayabilirim. tamam. Sehliye yazılarınızı okuyacağım. Yani en azından 3-5 tane bir Sehli, Bahtiyar bir şey savunmanı istiyorum. Hocam ben zaten Sehliye olurdum zaten yani kesin şey olurdu. Ya, vermiş olsaydım Sehliye olurdum. Oğlum olmazdım bak şimdi neden ol? Ya de, Müslümansın olsana. Yani olmazsın çünkü bunlar çok emek istiyor. Ben zaten mistik düşünceyi sevmiyorum hocam. Ben personalistim biraz daha. Ya değil bak şimdi bu cümlen dahi mistik. Tamam yani bu bak rasyonist değilsin. Bak şimdi, bir ikincisi, ben şahsen Sehliye olmazdım. Çünkü, ya Sehliye emek demek ya. 18 saat çalışacaksın. Yani 18 saat çalışacaksın. Sonra bu İstina Vadisi var, tamam mı? İstina Vadisi'nden bir geçeceksin, ha çalışmışsın, ha çalışmamışsın. Adam darmadağın oluyor. Darmadağın oluyor. Ben size anlatırım bak, bunları anlatırım yani. Yani şeyde, mantık uttayarda geçiyor bunlar. Tamam yani herkes şuraya gitti, buraya gitti. Bir gitmişler ki ha geldiniz ha gelmediniz. Niye geldik o zaman demişler ya. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dini böyle basit cümlelerle düşünürseniz konuyu anlayamazsınız. Hayatın karmaşıklığından daha karmaşıktır din. Ya hocam bir de mesela Harisel Muhasibi tarafı şey. Arkadaşımız, mesela arkadaşımız. Hücviri tarafından mesela Sehliye'yi dinledik. Sehliye'nin kendi asıl metinlerinden bir de onu dinleseydik biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi Sehliye'yi ne? Ben ne söyleyebileceklerimi biliyorum. Evet. Dediğin doğru. Burada metinler yok zaten. Yani hiçbirinin metinleri yok. O ayrı bir problem ama ne diyeceğini biliyoruz yani. Çünkü bir ayet söylüyor bize. Yani mesela Sel bin Abdullah belki de bu kadar iddialı da konuşmuyordur. Vallahi diyor başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani sanki ehli sünnetin dışına çıkmaz o. Biz onu çıkartıyoruz. Yani bu bakış açısı oradan çıkmaya müsaittir anlamında söylüyoruz. Ama her halükarda şunu fark etmeniz lazım. Neticede tasavvuf içerisinde de bir ahlak tartışması ortaya çıkıyor. Yani cehet, müşahede, bak bu eğer şurayı anladıysanız bu vaat ve vaid tartışması nelere yol açtı ve tasavvufu nasıl etkiledi? Bunu anladıysanız mevzu önemli noktaya geldi. Çünkü biz bu da dini İslam düşüncesini ve dini düşüncenin birbirine nasıl referansla inşa edildiğini de görmek istiyoruz. Tamam? Evet. Peki. Böyle kalalım arkadaşlar. Bu yazınızı çok merak ediyorum. Tamam.